Evet, Mete buraya getirtirdi yatakları. Şu anda burada oynuyor. Bu arada kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Evet, yatak biraz biraz şekil almaya başladı. Şöyle göstereyim. Sep, ters. Tamam. Evet, Oğuzhan da yardım ediyor. Bu yatakta iyi olan şey, size kurulduktan sonra göstereceğim zaten. Mömbelix'te size göstermiştim ya, Mömbelix'tekini almadık. Bunu Mömax'tan aldık. Mömbelix'teki alttaki bazası ekstra paraydı. Bunun içindeydi. Mömbelix'tekinde hatta eğer ki onu alsaydım daha pahalıya geliyordu. Böyle hepsi içinde hem de bu şeyleri de yatak altlıkları da içindeydi. Orada yine ekstra almam gerekiyordu. O yüzden böyle komple bence gayet iyi fiyatı. Öbür türlü 500 küsür euroya denk geliyordu. Latin Rose'ları da ekstra alacaktık çünkü. Evet, yanlış yaptılar galiba. Söküyorlar. Makinem çalışıyor. Ortalığı mümkün olduğunca toparladım. Eşyaları bir kaldırayım. Bu arada şu ekmeği yapmak istiyorum hemen. Çünkü bir gece dolapta dinlenmesi lazım. Ondan sonra pişirmem lazım. 500 milim soğuk suyla diyor. En az 3 saat ya da geceden dolapta bekletin diyor. 200 derecede 80 dakika. Yapayım, dolaba atayım. Bunları ilk önce bir kaldırayım. Şunların etkisini gerçekten çok merak ediyorum. Şu Olaplex'lerin. Evet arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir kap tercih ettim. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunun kapağı var. Üzerini kapatabilirim. Kabak çekirdekli, buğday. Buğday var. Un yok içinde. Sadece buğday var. Yani hafa var içerisinde. Çok merak ediyorum bu nasıl bir ekmek olacak. 500 milim suyumuzu ekledim. Mete sessiz. Güzelce hepsi karışsın. Evet, çok ilginç bir kıvamı var, görüyorsunuz. Sadece buğday var içerisinde ve fındık, fıstık vesaire var. Hiçbir şekilde un yok bu ekmekte. Yani o yüzden de kilo vermenizde vesaire de yardımcı olacak bir ürün. DM'den aldım. Soracak olanlara tekrar markası şu şekilde. Hepsi karıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi içerisinde kabak çekirdeği vesaire var. Başka türlü buğday ya da herhangi bir çekirdek türleri var, bilemeyeceğim şimdi. Ama bir de gördüğünüz gibi Türkçesini bilmiyorum. Buğday mı deniyor? Hafa. Hafa flokkenler var. Güzel bir şekilde kapattım. Şimdi bu sabaha kadar dediğim gibi dolapta duracak. Bir daha pişireceğiz. Evet, ekmeğimizi de yaptık. Koyduk. Bunu dediğim gibi atmayacağım. Yardım lazım olacak. 200 derecede önceden ısıtılmamış soğuk ocağa, fırına atılıyor. Hiçbir şekilde un yok. Hiçbir şekilde un yok yani. Göreceğiz. Dediğim gibi şunu şuraya koyayım. Çünkü bu bana yarın lazım olacak. Hepiniz var. Hepinize çok teşekkür ederim. İşte bu akşam video yok mu diyerekten, işte çok boşladım, bir atıyorsun bir yapmıyorsun diyerekten yazanlar olmuş. Valla bu akşam maalesef video yok. Şimdi telefona çektiklerimi aktardım. Birazdan montajlayacağım. Evet, durum şu anda bu. Size adım adım durumu da gösteriyorum. Şu an iyi gibi. Ben senin sorun yapıyorsun. Efendim. Buradayım. Orada mı oturuyor? Evet, bir de vardı. Tamam, otur. Evet canlar, bizim evin hali. Saat şu anda 8. Şöyle. Özgür hala da kuruyor. Ama yatağın bir parçası
hazır. Şu an içini yapmaya çalışıyorlar. Yani az önce Özgür merdiveni öbür tarafa kurmaya çalışıyordu. Bir terslik var, bir terslik var. Sonra çözdük. Allah'tan. Evet. Şöyle bayağı da büyük çene görüyorsunuz ve bayağı sağlam, yani hareket bile etmiyor. E şimdi yataklar falan da gelince, yalnız yarın Mevelix'ten bir tane ufak merdiven almayı düşünüyorum. Anne. Çünkü yorganları, çarşafları nasıl değiştiririm bilmiyorum. O ufak üçlü basamaklı merdivenden alayım bir tane. Kaç paraydı Özgür? Onlar 30 lira mıydı? 20 lira mıydı? Bilmiyorum karıcığım. Öyle bir şey. Evet. Herkese yeni bir günden. Günaydın. Günaydın. Evet çocuklar, oyun oynuyor arkadaşlar. Dün vlog'u devam ettiremedim çünkü bayağı bir geç oldu. Şöyle son durumu göstereyim size. Oğuzhan yattı sadece burada bu gece. Bu arada yatağı da göstereyim çünkü buraları altı çivilenmesi lazım biraz. Şöyle uzaktan bir göstereyim yatağın şeklini. Görüyorsunuz bu şekilde, altında bazası var. Yukarıda rafları var, aşağıda da rafları var. Ondan sonra tabii ki de dediğim gibi daha bitmedi. Şu şekilde bir yatak tam açı alamıyorum şu anda size. Çünkü oda dar. Daha gayet iyi oldu. Dediğim gibi daha işi bitmedi. Onun dışında daha her yer her yerde. Güzel yine yerine koy, tamam mı? Ve şimdi ben dün akşam hazırladığım ekmeği fırına vereceğim. Anne. Bakalım bir pişsin. Nasıl olacak? Göreceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir borcam aldım. Hemen bunu ilk önce böyle bir güzelce yağlayayım diyor. Bu arada ortalığı süpürmem lazım. Şöyle biraz yağ keseceğim. Ve bütün kalıbımı güzel bir şekilde bu şekilde yağlayalım bakalım. Dediğim gibi unsuz, glutensiz bir ekmek. Hale gelmiş, bu kıvama gelmiş gördüğünüz gibi. Biz de öyle yapalım. İnşallah bu kalıp yeter, yetmezse ikiye böleceğim. Şöyle güzelce bastırarak. Baya baya yapışmış yalnız birbirine. Eliniz ıslak olması lazım çünkü yapışıyor. Evet. Bu şekilde güzelce bastırdık. Bunu 200 derece fırına, ama ısıtılmamış fırına bu şekilde atıyoruz. Ve 80 dakikaya hemen ayarlayacağım. 80 dakika, evet 80 dakika boyunca bu şimdi fırında pişecek. Ekmeğimizi attık. Şimdi mutfağımı toparlayacağım önce. Ondan sonra makine çamaşırını attım. Onları çıkartayım, bir de asayım. Daha sonrasında bakalım neler yapacağım. Bu fırını falan da temizlemem lazım. Bugün ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Ona da bakmam lazım. Bugün IKEA dolaplarını falan kurarız. Ortalığı süpürmem lazım. Kesinlikle dün süpürdüm ama yine de her yer battı. Evet, şimdi dediğim gibi ilk önce şuraları bir halledeyim. Ondan sonrasında işlerimize devam edelim. Evet, evi çaktırmadan yavaş yavaş değiştiriyorum. Gördüğünüz üzere çocukların odası tamam sayılır. Bir oturma odasına, televizyonun altına dediğim gibi başka bir şey almak istiyorum. Bir de araya zaten bilmiyorum. Bu aldığım dolapları araya mı kurarım, arada mı bırakırım, yoksa çocukların odasına mı koyarım emin değilim daha. Ama bakacağız. Ay, Spiderman gelmiş. Evet. Spiderman. Evet arkadaşlar, Özgür yatağın altını komple sabitliyor şu anda. Ben... Bauhaus'tan şey almış. Metin'in şansına akşam Özgür üstüne bir şey yaptı. Bütün tahtalar aşağı indi. Şimdi o yüzden onları sabitliyor. Yukarısını da sabitledi. Bu arada ben de balkonu temizliyorum şu anda. Bayağı bir toparladım. Çok iyi oldu.
Şöyle göstereyim. Buzdolabını yeni tekrar şu yana aldım. Sarı torba, Özgür'ün eşyaları, alışveriş şeyi bu tarafa koydum. Şemsiyeyi bu yana çektim. Şimdi güzelce süpürüyorum. Bunları da hemen elim değmişken toparlayacağım, temizleyeceğim. Ve balkonumuz temiz olacak. Şurayı da toparlayacağım. Ondan sonra camları falan da silerim. Hazır elim değmişken. Vallahi balkon açıldı ya. Aslında ben bu dolabı da atmak istedim. Özgür dedi ki atma, iyi kötü eşya koyuyoruz içerisine diye. Dolabımın içerisi de böyle fazlalık erzaklar diyebilirim. Yani şimdi böyle oldu. İki sandalye zaten şey yaptık mı yeterli oluyor balkona. Ben devam toparlayayım. Özgür de orasını hallediyor. Mete de Spiderman oldu. Ne oldu? Evet gördüm. Çok güzel. Hadi bakalım. Arabaların hepsini atacaktım. Oynadıklarını çıkardı. Onlar kalacak. Öbürküler çöpe gidecek ama. Tamam. Evet. Evet bu arada ekmeğimi de çıkardım. Valla bayağı sepsert duruyor. Nasıl çevireceğim ben bunu bilmiyorum ama birazdan şöyle bir soğusun. Çok güzel kokuyor. Bir soğusun. Ondan sonra bakacağız bakalım ne durumda ve ne halde ve lezzeti nasıl. Merak ediyorum dediğim gibi ben de sizlerle. Bu arada saat olmuş 11. WhatsApp'tan ne gelmiş bana? Telefonum bugün sağ olsunlar susmuyorlar. Annem bir taraftan, Zehra bir taraftan. Ondan sonra Dilek aradı. Dilek dün de aradı. Alman kızı Dilek bu arada. Dün de aradı. Dün dönüş yapamadım. Ondan sonra bayağı da bir geç oldu. Bugün de baktım tekrar arıyor. Konuştuk biraz. Böyle diyorum artık senin hızına yetişemiyorum diye. Almanya'daymış. Geri gelmiş yani. Neyse şimdi dediğim gibi ben şuraları bir bitireyim. Ondan sonrasında bakalım ne durumda olacağız. Bu arada Özgür gelirken Türk marketine uğramış. Balık almış. Hem levrek hem hamsi almış. Bugün onları yapacağız. Evet arkadaşlar bir de IKEA'dan katlamalı masa aldık. Bunu ne çabuk bitirdin? Bitirdim. Sadece bu tarafı sıktı bu. Öteki tarafı niye sıkmadı? Çıvata kalmadı. Yetiyor zaten. Oynatmıyorum. İyi. Ne tarafa onu monte edelim ki? Prizi var burada. He tamam. Ters çevir. Evet böyle katlamalı masa aldık. Çünkü biliyorsunuz o da dar. O yüzden. Evet canlar balkonum tertemiz oldu. Sildim şimdi. Orasını da temizledim gördüğünüz gibi. Oraya koydum şimdilik. Oradan birazdan atacağım. Şurası bir kurusun. Ondan sonra zaten bunun önünü falan sileceğim. Bayağı iş yaptım. Vallahi çok iyi oldu. Bir orası şu anda biraz dağınık duruyor ama sarı torbadan dolayı. Bir de orada alışveriş poşetleri var. O yüzden şemsiyeyi de bu tarafa çektim. Vallahi bayağı güzel yer açıldı. Evet burası tamamdır. Şimdi bu suyu boşaltacağım. Balkon açık kalsın. Bu arada bakalım. Bunlar ne yapıyor? Evet arkadaşlar şimdi ekmeğimi baktım bayağı bir şey olmuş. Hop şöyle de bir çıktı zaten hemen. İçini göstereceğim hemen size. Wow. Bakın. Hemen tadına bakacağım. Evet. Çok lezzetli arkadaşlar. Gerçekten harika.
İçi harika. Ve gerçekten doyurucu bir ekmek olduğunu düşünüyorum. Bakın içi sadece şeylerle dolu. Çekirdeklerle dolu. Hiçbir şekilde un yok içerisinde. Evet arkadaşlar, camlarımı da sildim. Valla tertemiz oldu. Dışarıdan, içeriden, balkonu. Perdelerimi de çıkardım. Çünkü yıkanması gerekiyordu. Onları yıkamaya attım şimdi. Şimdi bu koltuğu falan çekeceğim. Halıyı kaldıracağım. Burası güzelce bir temizlensin. Onlar bir taraftan, ben bir taraftan toparlamaya çalışıyoruz. Evet, onlar da şu an dolabı kuruyor. Şöyle. Çekmeceni olsa. Dedim ya sana. Üstünde 1-2 yazıyor ya, 2 yok. 2 yazıyor onda. Ama söyledim ben. He. Söyledim. Yapma annem. Gel, ben hadi çıktım. Oturma odası bitti. Her yerin tozunu aldım. Yerleri sildim. Koltukları çektim. Camlarımı sildim. Perdelerim de yıkandı. Çok yaşa. Perdelerim de yıkandı. Özgür taktı şimdi. Bu arada çocukların odasına gireceğim şimdi. Lambayı bu tarafa aldım. Orada kablo doluydu. O yüzden orasını çıkardım. Herkes ne takacaksa orada taksın, doldursun. Burası çünkü öbür türlü çok kötü duruyor. Lambayı yan aldım. Burayı boşalttım. Onun dışında resimleri indirdim. Yaptığım puzzle'ı taktım oraya. Çünkü resimler çok sağa sola kayıyor. Ben de böyle çiviler gözükmesin diye oraya koydum. Çiçeğimi de bu tarafa aldım. Bir tane de balkonda saksım vardı. Saksımın içine koydum. Çiçeği tam da geldi. Bu tarafa aldım çünkü buradan her yerden böyle ışık alıyor. O yüzden bence gayet de yakıştı buraya. Böyle vallahi yorulduk. Özgür de yoruldu. Ben de burayı toparlarken yoruldum. Özgür şimdi birazdan balık yapacak. Dediğim gibi Türk marketinden balık almış. Şimdi Özgür birazdan mutfağa girecek. Ben şimdi çocukların odasına gireceğim. Orayı toparlayayım güzelce. Orasını bitireyim. Ondan sonrasında en son arayı yatak odasına da gireceğim. Toz falan almam lazım. Çünkü puzzle çıkartırken yatağın altındaydı. Bayağı tozluydu. Her yer toz duman oldu. Yatağın altı bayağı tozlanmış. Yapmışken orayı da yapayım. Tuvalet banyoyu da sileyim. Komple ev tertemiz olsun. Vallahi şu anda resmen temizlik yaptığımı hissettim. Sizlere çekmiyorum çünkü öbür türlü çok uzun oluyor. Bir de temizlik yaparken kamerayı o tarafa koy, bu tarafa koy. Biraz zor oluyor açıkçası. Böyle hemen yaptım, yaptım, yaptıkça sizlere şunu yaptım, bunu yaptım dedi. Böyle dolaplar kuruldu. Birazdan dolapları şey yapacağım. Bu arada o uzun dolabı da o şekilde yine orada bırakacağım büyük bir ihtimalle. Daha tam emin değilim nasıl yaparım ama ceketleri oraya koyacağım askıya asıp, öyle orta yerde durmasın çünkü askılığın bir tane kancası çıktı zaten, bir tanesi de yine yamulmuş. Onu büyük bir ihtimal Özgür'ü oradan söktüreceğim çünkü iki kanca kaldı üstünde, hiçbir işe yaramıyor. O dolabı boşaltınca şimdi orasını ceketlik yapacağım, altına ayakkabı falan da koyabiliriz, o şekilde yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir kısa neler oldu neler bitti sizlerle paylaşmak istedim. Birazdan size çocukların odasını göstereceğim. Ne yapacağım diye. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi çocukların odasına geçeceğim. Böyle şimdilik daha buraları falan toparlamam lazım. Buraları da öylesine yaptım. Birazdan burasını da toparlayacağım. Dolaplar böyle.
Gördüğünüz gibi şimdi burasını da hemen ayarlayacağım. Şunları kaldıracağım. Yerleri sileceğim. Toz alacağım. Buranın camlarını da sileceğim. Güzelce burası da ondan sonra bitecek. Bu arada masa bu tarafta. Birazdan size göstereceğim onu da. Ama ilk önce şuraları bir toparlayalım. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra tekrar karşınızdayım. Balıkları temizleyeceğim. Bugün berbere gittim. Berber arkadaş Türkiye'deymiş. Tıraş olamadım. Derin niline kaldık. Levrek aldım. Hamsi aldım. Belki çocuklar yiyemez diye ondan hamsiyle pişireceğim. Şimdi bir levrekleri temizleyeyim. Ondan sonra güzelce bir hazırlayayım. Yorgunum iki günden beri. Görüyorsunuz evle uğraşıyoruz. Yani levrekler oha, bayağı da büyük. Böyle parça parça koyuyoruz. Şunu şöyle koyayım altına da. Anne! Nasıl koku geldi? Pis acaba bana mı öyle geliyor? Leş gibi kokuyor. Kırık dökmüş, ekmek çok dökülmüş. Ya midem bulandı ha. Yani benim... Kahvaltı kuruyoruz. Yani böyle bir arabesine var. Hayır üşenme, götürüp göstereceğim ona yani. Evet arkadaşlar, bizim balıklar yalan oldu. Balıkları bir açtım, leş gibi kokuyor. Resmen yani bir haftalık balık. Bir dahaki gittiğimde kesinlikle söyleyeceğim. Ayıptır yani, insanlar yani zehirlenir, bir şey olur. Yani bir para uğruna bu kadar da olmaz yani. Resmen bir haftalık balık. Bir de sabahleyin aldım, dolaba koydum direkt. Yani imkansız, dışarıda bıraksak tamam. Yani bazı şeylere dikkat etmeleri gerekiyor yani, sonuçta yiyecek bu. O şekilde ben şikayette bulunsam ki bir dünya ceza yerler yani. Ayıptır, yazıktır, günahtır yani bazı şeyler. Balıkların gözleri bile mosmor olmuş. Balığı çıkarttım, leş gibi kokuyor. Hatta Zeynep'i çağırdım. Zeynep, ben mi yanlış koku bakayım dedim. O da mutfağı bile kokusu aralığında. Ama bir daha gittiğinde kesin söylerim yani. Hiç de şey olmaz. İsteyen kalsın, isteyen gücelsin yani. Olmaz, ayıptır. Mecbur kahvaltı gibi yapacağız. Çünkü Zeynep kodolara girdi. Çocukların eşyalarını şey yapıyor. Ya yani bu saatten sonra, yani gerçi saat şey de, ne yemek yapacaksın? En iyisi böyle kahvaltı şeklinde yapmak daha iyi. Aperatif olur. Yarın da et yaparız zaten. Et aldım Allah'tan. İşte yumurtaları koydum, patates koydum şimdi. Ama da sucuktur, mucuktur, peynir, zeytin, ekmek, tamam işte bu kadar. Bayağı yorulduk bugün, dünden beri. Yani Zeynep hala temizlik yapıyor. Bacım kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, çocukların çamaşırlarını düzenliyorum. He, hadi bakayım. Veterin tarafı. He, bak. Bunlar okul kıyafetleri. Daha da yer var bir sürü. Çok okul kullanışlı. Okul pantolonları. Bunlar evde pijamaları. Evet. Bunlar da çamaşırları bu tarafta. O sana. Evet. Aynı şekilde evde giydikleri. Okulda pantolonları. O daha gelecek tabii, çamaşırlıkta da var. Bu da kazakları. Yani dolaplar çok kullanışlı arkadaşlar. Evet. Gerçekten ben tavsiye ederiz. Ben yatak odasına da alacağım. Hani... Çünkü Zeynep bunun üçlüsünü alacaktı. Evet. Tek böyle bu kadar da üçlü. Zeynep'e dedim ben iki tane alalım. Dörtlü daha fazla olur. Sekiz, yani iki çekmece fazla oluyor. Görüyorsunuz bütün gibi duruyor zaten. Ama çok uğraştırıyor. Söyleyeyim, alırsanız da saatleriniz, ben saat 10.30'da başladım.
Saat 1'de anca bitti. Görüyorsunuz işte bu yatak zaten dün çok uğraştırdı. 3 saatten fazla sürdü. Diğeri çabuk bitirdiniz ki sen. Yani. 5 saat yazıyordu. Biraz zor oldum. Çünkü neden? Camları da açtık. Bir ara terledik. Şey yaptık, çöp attık bilmem ne. Yel de vurdu. Yani ayaklarım falan, sırtım bayağı ağrıyor. Şükür bunları hallettik, çocukların odasını. Yani. Artık bir dahaki şeye de televizyon ünitesi almayı düşünüyorum. Bakacağım bakalım. Belki haftaya alırız. Belli olmaz sağım solum. Ama ben... Şöyle, şöyle. Bunun üçlüsü yani, aynı böyle. Hı? Bunun üçlüsü oraya olur. Ya abi. Onun üçlüsü oraya olur işte. Aynı paraya geliyor arkadaşlar. Bunun tanesi 79 euroydu. İki tanesi 160 euro yapıyor. Bunun üçlüsü tek olan 159 euroydu. Yani 10 euro fazla verip iki tane almak daha mantıklı. Çünkü iki tane daha fazla kullanmış oluyorsunuz. Yani zaten biz kaç kere gittik biliyorsunuz daha yoktu. Önceki videoda yoktu. Dedim bu sefer de yoksa zaten yani, ben geçeceğim. Gittik zaten yine az vardı. Evet. Yine az vardı, birkaç parça kalmış. Şansımızı bu sefer aldık. Kaç kere gittik geldik. Yani bu ranza zaten normalde aklımızda bu yoktu. Ama çocuklar bunu beğendi. Sabahleyin gittim. Oğuzhan akşam yatamadı, güvenemedi, korktu. Gittim demir aldım aşağılara. Kendim de sağlamlaştırdım iyicene. Tahtaları da sağlamlaştırdım. Artık 4-5 sene kullansınlar. Ondan sonra zaten belli olmaz Allah'ın işi. Başka bir eve çıkarız belki. Niyetimiz ama vardı ama. Ne oldu o da. Yani en azından dolap var, masa var. Ders masası da yaptık Oğuzhan'a. En azından burada o gelip mutfakta yapmasına gerek yok. Yani. Burada açar yapar. Mete de sevindi. En çok Mete de yatağını sevdi. Normalde yani Özgür'ün yanına kaçmaya çalışıyor. Evet. Sen gelme diyor Özgür'e şimdi. Benim yatağımda yatma diyor. Annem de yatmasın diyor. Yani. Çocukların gönlünü yaptık. Artık. Bilmiyorum. Sırada ne varsa bilmiyorum. Bunlar çöp. Evet, dolaplar bitti. Görüyorsunuz. Sabahleyin gittim berbere. Arkadaş Türkiye'ye gitmiş. Bana kaldın yine. Başka berbere gittim. Şeyim bitti. 2G kuralı geçerli berberlerde. Aşı veya test lazım. Bende de yok. Yine Zeynep'e kaldık. Yine bana kaldın. Gerçi zaten büyük ihtimal bitecek korona. Yani abi artık iyicene şey yaptılar. Üçüncü aydan itibaren Almanya bütün yasakları kaldırıyor zaten. Açıklama yaptılar. Her şeyi kaldırıyorlar. Yakında Avusturya'da... İlk önce Almanya yapıyor, ondan sonra Avusturya'da zaten. Şimdi büyük ihtimal artık o da aşıyı da inisiyatife bırakacak. Belli yani. Çünkü kapıda 3. Dünya Savaşı var gibi gözüküyor. Savaşa hayır gerçekten. İzliyorum haberlere. Hani bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Olan çocuklar oluyor. Yani ben ona üzülüyorum işte. Ama işte bazı kişilerin yapmış olduğu sıkıntıları vatandaşlar da çekiyor. Koskoca dünya herkese yetiyor ama yetmeyenler var. Evet arkadaşlar, odayı bitirdim. Şimdi kontrol memurları geldi. Bakıyorlar. Evet canlar, şimdi odayı bitirdim. Şimdi size şöyle mini bir tur yapacağım. Önceki halini, odanın önceki halini hatırlayanlar eminim ki vardır. Bizi bayağıdan beri takip edenler. Bu yeni yatağımız fiyatı 444 euroydu arkadaşlar. Memax'da var ve hala daha var. Bakabilirsiniz. Şöyle yukarısını size bir göstereyim. Burası Oğuzhan'ın tarafı. Üstünü kendi bu şekilde düzenledi. Fazla bir şey koymadı. Ve aşağı tarafta da Mete'nin tarafı aynı şeylerini bu şekilde istedi. O yüzden robotlarını vesaire böyle dizdik. Bu da Mete'nin tarafı. Onun dışında altında şöyle
bir adet bazası var ve altına iki tane fazla yastığım vardı ve oyuncakları koydum. Diğer oyuncakların hepsini ayırdım. Çöpe gidecek. Oynamıyor çünkü. O yüzden böyle yaptım. Evet, yine düştü. Böyle yaptım. Ondan sonra şöyle bir tek tek çekeyim size. Bu şekilde. Daha sonrasında burada yine aldığım halıyı böyle yaydım. Özgür az önce kaldırdı. Bir kısmını altına koyduk. Öbür türlü çünkü olmadı. Böyle de yaymak istemedim. O şekilde yaydım. Lambayı buraya koydum. Prize taktım sadece size göstermek için. Onun dışında Oğuzhan'a aldığımız yazı masası bu şekilde açılıyor. Ve böyle oluyor. Evet annem. Bu şekilde yazı masası oluyor. Bence gayet güzel ve yer sorunu olanlara bizim gibi gayet mantıklı bir çözüm. IKEA'da fiyatı 30 euroydu arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Gayet yeterli. Onun dışında halıyı da soracak olursanız, şimdi hepsini tek tek şey yapıyorum. Halıyı da soracak olursanız, halıyı da Mömax'tan aldım. 39,99'du. Gerçekten çok güzel uydu. Büyük bir ihtimalle araya da alacağım. Daha sonra buraya aldığımız dolapları koyduk. Üzerini bu şekilde yaptım. Metin'in robotunu ve gitarını koydum. İçerisini az önce Özgür gösterdi. Daha tabii ki de buraya çamaşır gelecek. Bu hepsi değil. Çamaşırlıkta bir dünya çamaşırım var. Oğuzhan'ın okul kazaklarını ayrı, pantolonlarını ayrı ve evde giydiklerini ayrı koydum. Buraya pantolon gelecek daha. Ondan sonra burada dediğim gibi eşofman altları ve tişörtleri. Ve burada da iç çamaşırları bu şekilde. Aynı şekilde Mete'nin tarafı da öyle. Buraya da daha eşya gelecek. Okul ve okul kıyafetlerini üste koydum. Bu şekilde. Ve gerçekten bayağı derin. Bunlar evde giydikleri pijamaları ve eşofman altı üstü. Bunlar da Mete'nin iç çamaşırları. Evet, camlarımı da sildim. Çok temiz oldum valla. Gerçekten tertemiz oldum. Camlarımı da sildim. Şimdi burayı hemen kapatacağım. Toz girmesin. Çünkü her yerin tozunu da aldım. Şey de yaptım. Şöyle tekrar bir göstereyim size. Evet arkadaşlar, odanın son hali bu şekilde. Valla bence gayet güzel oldu. Hem yer açıldı hem çok düzenli oldu. Her şeyim bu arada IKEA'nın prizini de buraya taktı Özgür. Şu şekilde. Çünkü ilerleyen zaman hem yukarı hem aşağı IKEA'da gördük ama hani priz durumu nasıl olacak bilemediğimiz için almadık. Böyle kitap okumak ya da aydınlık yapsın diye böyle gece lambaları vardı. Onlardan alacağız. Bu lambayı da büyük bir ihtimalle değiştireceğim. Ama daha emin değilim. Şimdilik dursun. Durum böyle. Bence gayet güzel oldu. Dediğim gibi hem dolap oldu. Bunlar kesinlikle tavsiyem. Bu arada Özgür fiyatını da söylemişti. IKEA'dan 79,90 euro arkadaşlar. Dörtlüleri. Böyle burası da bitti çok şükür. Şimdi tek şey bu kapı artık böyle kapanmıyor sanırım. Bir saniye. Evet, kapanmıyor çünkü merdivene değiyor ama hiç önemli değil. Dediğim gibi yeter ki yer açılmış olmuş olsun. Ve benim için önemli olan da oydu. Hem böyle alanları var, hem kıyafetlerin yer buldu. Hem yatakları da böyle düzenli bir şekilde oldu. Evet, benim için zor olacak çarşaf değiştirmek vesaire. Ama Mömax'tan büyük bir ihtimal merdiven alacağım. Çünkü öbür türlü zaten yapamayacağımdan eminim. Az önce bile yatağı toplarken yukarı çıktım.
öyle yaptım, böyle yaptım. Alışana kadar biraz sıkıntı. Bu arası şimdi kaldı. Ama ilk öncelikle bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra da buraya devam edeceğim. Çünkü arasını da toparlamam lazım. Yoksa her yer darmaduman hala da. Ara toparlanmadan hiçbir şekilde dağınıklık gitmeyecek. Yani şimdi Özgür sağ olsun hazırlamış. Şimdi bir şeyler atıştıralım. Ondan sonrasında tekrar görüşürüz. Yüksek mi? Çok yüksek. Ne oldu? Mete, siz şu matatısı da beni görecektin. Korktum o yüzden. Hı. Çıktın mı? Evet. Korkuyorum, bak aşağıya bak. İnebilecek mi? İn bakalım. İn hadi. Nasıl bakıyor? Ha? Ben göstereyim seni nasıl ineceğini. Kaç. Çalışmasın diyor. Yani. Hadi in bakalım. Hadi in de görelim. Bak, nasıl ineceğim? Nasıl işte. Gördün mü? O böyle. Ha. Dur bakalım. Ne yapacak? Korkuyor. Nerede? Kaldın mı? Nerede? Gel. Nerede bu? Nerede bu ya? Sen çıkmıyorsun. Sen çıkma. Bak inemezsin İşersin, bir daha. Bak, dik bir daha ağzın bir vurur buraya. Yani. Ben abi açayım. Kafamı bak. Sen kendi yatağında yat bak. Ayılarınla. Yukarısı sana göre değil baba. Sen de büyüyünce yukarıda yatacaksın, tamam mı? Şimdi sen küçüksün, aşağıda yatacaksın. Tamam mı? Ya. Ha, o da yeni mobilya kokuyor. Evet arkadaşlar, bu arada gece lambasını bu tarafa aldım. Çok daha iyi oldu. Anne kaldın. Oo kaldın. Ve burayı da değiştirdim. Şöyle bir göstereyim. Burası biraz daha değişecek ama bunlar çöpe gidecek. Yine çöp çıkardım. Dolabın yerini değiştirdim. Bu tarafa aldırdım askılığı. Kaldırttım Özgür'e ve buraya ceketleri, çantamı ve ayakkabılarımızı koydum. Ayakkabıları da kaldırdım. Vallahi iyi oldu. Bence çok iyi oldu. Bu arada size mini bir ev turu da yapmış oldum. Buraya dediğim gibi bakacağım, bakalım ne yapabilirim. En kötü ihtimal oraya ünite alırsak bunu üzerine şey alıp yine buraya böyle koyabilirim. Bilmiyorum, daha emin değilim. Şuraya bir boy aynası istiyorum. Dediğim gibi evi yavaş yavaş değiştiriyorum. Evet, burası böyle. Işığı komple açtık. Yatak odası da bitti. Şimdi tuvalet banyomu hemen sileceğim. Makineye çamaşır atacağım. Ondan sonra hemen şöyle bir sileceğim. Tuvaletimi sileceğim. Ve bugünlük bu kadar olacak. Daha fazla bir şey çekmem. Çünkü bayağı bir yorulduk. Oraları da hemen bitireyim. Bir daha zaten işim bitiyor. Dediğim gibi makineye çamaşır atayım. Bu arada az önce daha bu mutfak yeni süpürüldü. Yine ayağıma tıkır tıkır geliyor. Neyse. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyorum ki odayı sizler de bizim gibi beğenmişsinizdir. Çünkü biz gerçekten çok beğenerek aldık ve yaptık. Tam ben bu şekilde hayal etmiştim. Tam hayal ettiğim gibi oldu. Dolapları vesaire. Şimdi dediğim gibi birkaç planımız daha var. Ama ne zaman yaparız, ne zaman gerçekleştireceğiz bilmiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.